Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlere nefis mi nefis, harika bir ıspanaklı omlet tarifim var arkadaşlar. Çocuklarınıza hem yumurtayı hem de ıspanağı sevdirmek için tam size göre bir tarif. Sözü fazla uzatmadan hemen tarifimizi yapımına geçelim. İyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Evet, tavamız iyice kızdı. Şimdi içerisine şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağ koyalım. Öncelikle soğanlarımızı tavamıza atıp kavurmaya başlayalım. Son derece lezzetli bir tarif arkadaşlar. İstediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz. Ben bugün kapya biberle yeşil biber koyacağım ıspanağıma. Sarımsakla da lezzetlendireceğim. Arzu ederseniz mantar da koyabilirsiniz. Şimdi güzelce soğanlarımız pembeleşinceye kadar kavuralım. Şimdi sırasıyla biberlerimizi içerisine atalım. Biberim acı olduğu için ben iki tane doğradım. Arzu ederseniz arttırabilirsiniz. Kapya biber de koyuyorum. Soğanlarımızla birlikte güzelce bunları kavuralım. Bol vitaminli, harika bir tarif arkadaşlar. İsterseniz kahvaltıya yapıp yiyebilirsiniz. İsterseniz misafirleriniz geldiğinde de bu şekilde kavurup fırın kabına koyup üzerine de yumurtalarınızı kırarsınız. Ispanaklarla da kavurduktan sonra sunumu da son derece güzel olacaktır. Böyle şimdi kavuralım güzelce. Onları da şöyle bir çevireyle. Ispanağımızı da şöyle yavaşça koyalım. Soğanlarımızla ve biberlerimizle beraber kavrulsunlar. Az sonra çökecek biliyorsunuz ıspanak. Tavaya sığmayacak zannetmeyin. Kavrulduktan sonra biliyorsunuz pişiriyorlar. Şöyle koyalım. Çocuklarınıza ıspanak yediremiyorsanız tam onları seveceği bir tarif. Hem yumurta yemiş olacaklar, hem biberlerden vitamin alacaklar, C vitamini, antioksidan. Şimdi biraz tuz atacağım şöyle. Yarım tatlı kaşığı kadar. Çok doldurmadım çünkü. Şöyle karabiber de koyalım. Şimdi arzuya göre istediğiniz kadar ilave edebilirsiniz. Biberim acı olduğu için pul biber koymayacağım. Kapya biberden pul biber koyuyorum. Bu da yeterli. Thank you.
güzelce çevirelim, güzelce kavrulsunlar. Bunun içerisine küçük bir pastırma da çok yakışıyor. Arzu ederseniz onlardan da ilave edebilirsiniz. Tamamen keyfinize bağlı. İstediğiniz her malzemeyi kaldırıyor. Dilediğiniz otları koyabilirsiniz. Maydanoz, dereotu seviyorsanız eğer. Ispanaklar biraz söndükten sonra yumurtalarımızı kıracağız. Ben biraz da tereyağı ilave edeceğim. Lezzetini biraz daha artırmak için. Bu aşamada şey de söyleyeyim size unutmadan, saplarını arzu ederseniz koymayabilirsiniz. Sadece yapraklarını kavurabilirsiniz. Ama ben onlarda da vitamin olduğu için tamamen hepsini doğradım. Bu aşamada ben biraz da zerdeçal ilave edeceğim. Zerdeçalı çok kullanmaya gayret edin arkadaşlar. Son derece yararlı vücudunuz için. Ama karabiberle aynı anda tüketmeye dikkat edin. Zerdeçal kullanıyorsanız yarısı oranında da karabiber kullanın ki zerdeçaldan daha fazla yararlanabilin. Bu da kimyonumuz. Çok oldu. Şöyle biraz dikelim. Yumurta ile gayet güzel olacağı için. Baharatları tamamen kendi zevkinize bırakıyorum. Bu zerdeçalın tadı da çok yoğun gelmiyor. İnanın hem değişik alttan gelen bir lezzeti oluyor hem de çok sağlıklı. Pilavınıza, çorbalarınıza, tatlılarınıza rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben hatta limonlu tatlımda kullanmıştım, limonlu pasta yaparken. Şöylesini yaptığımda limon sosunun içine zerdeçal da koymuştum. Hem renk vermiştim hem de sağlıklı bir tatlı olmuştu. Şimdi bunu biraz daha kavrulmaya bırakıyorum. İçerisine şöyle bir küp tereyağı da atıyorum arkadaşlar. Lezzetini artırmak için. Onu da isterseniz koymayabilirsiniz ama çok güzel lezzet veriyor inanın. Renkler gayet güzel. Cıvıl cıvıl. Çok da sağlıklı. Yumurtaları da kırınca harika bir görüntü olacak. 5 dakika daha kavuracağım. Sonra yumurtaları kıracağım. Çok da fazla ıspanağı öldürmeyin. Vitamini kaybolmasın. Bu şekliyle soğuduktan sonra yumurta kırmak istemezseniz eğer sarımsaklı yoğurt yapıp üzerine kırmızı toz biber yıkabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor o şekilde de. Fikir olsun size arkadaşlar. Hatta şu yumurtalar üzerine hafif karabiber biraz daha ekleyelim. Sadece şu beyazlarını şimdi altını kısıyorum. Kapağını kapatacağım. Bu sarıları kendi kendine pişecek. Enfes bir görüntü olacak arkadaşlar. Emin olun. Ondan sonra da sunuma gideceğiz ve tadına bakacağız.
Evet, ocağımızın altını artık kapatabiliriz. Yemeğimiz pişti arkadaşlar. Bu kadar kavrulması yeterli. Çok da fazla pişirmeyelim. Bugünlük de benden bu kadar. İnşallah tarifimden memnun kalmışsınızdır arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup yorum bırakmanızı çok isterim. Yepyeni tariflerde tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.